Sesini sunar. Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 40 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım masası bu haftada yine gündeme bomba gibi düşecek iddiaları ve birçok gerçeği gün yüzüne çıkaracak. Bugün benim için de üzücü bir gün. Geçen hafta Azerbaycan'da kayınpederim yoğun bakıma kaldırılmıştı. Programa girmeden bir saat önce de vefat haberini aldım. Allah-u Teala'dan rahmet diliyorum. Hem ailesine, eşime başsağlığı diliyorum. İşte yayıncılık böyle bir olay. Ne olursa olsun görevimizin başında yayınımızı yapacağız. Ondan sonra da acımızı yaşayacağız. Sizlerden de dua istirham ediyorum. Bugünkü program konuğumuz sanayici iş adamı ve tarım masasının daimi yorumcusu sevgili Kenan Özcan'la bugün tarım masasını yapacağız. Tarım masasında Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikaları her yıl sil baştan neden değiştiriliyor? Tarım hayvancılık politikalarımızda eksik olanlar neler? Özelleştirilen ve özelleştirilmeyen şeker fabrikalarının son durumunu konuşacağız. Süt maliyetleri ve et maliyetlerini bugün yazılı olarak Kenan Özcan bizlere anlatacak. Süt fiyatları düşük mü, yüksek mi? Besiciler para kazanıyorlar mı, kazanamıyorlar mı? Onları da bugün rakamlarla ifade etmiş olacağız. Şeker fabrikalarının ciddi sıkıntıları var. Bunlar da yine tarım masasında yer alacak. Bir de konkordato ilan eden sanayi devleri, sütçülük alanındaki sanayi devlerinden alacağı olan üreticilerimiz bu paralarını nasıl alacaklar, alabilecekler mi? Bu sıkıntılar için devlet bir çözüm üretecek mi? Konuşacağız. Programın ilerleyen saatlerinde Nizip Ziraat Odası Başkanı'nın şahsım hakkındaki çirkin iftiralarını bugün ekranlara getireceğiz. Bu iftiralar nedir? VTR'yle de biz bunu anlatacağız ve kendisinden canlı yayına katılmasını isteyeceğiz, davet edeceğiz. Eğer açıklamaları varsa canlı yayına da bağlanacaktır. Çok farklı iddialar var Gaziantep'te. Bize hep soruyorlar yani Kanal 42'de Gaziantep'in problemleri niye yayınlanıyor diye. Tarım masası tek Konya'nın, İç Anadolu'nun değil, Türkiye'nin programı. Türkiye'deki tüm üreticilerin merakla takip ettiği, izlediği ve çiftçiyi savunan hemen hemen tek program tarım masası. O yüzden Gaziantep olsun, Aydın olsun, İzmir olsun, Çorum olsun, Konya olsun, bu ülkedeki problemleri de, çiftçilerin yaşadığı problemleri de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. İlerleyen vakitte Gaziantep'te neler oluyor? Bunları da konuşmuş olacağız. Program konuğumuz sevgili Kenan Özcan. Kenan abi hoş geldin tarım masasına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Uzun zaman oldu. Bir, evet. 24 Haziran seçimlerinden önce bir davet etmiştik. Evet. Şimdi tekrar geldiniz, şeref verdiniz. Tarım hayvancı politikaları sil baştan yeniden yenileniyor dedik. Bu olayı bir konuşalım. Türkiye'de bir tarım hayvancılık politikamız var mı? Varsa neden değiştiriliyor? Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı onur duyuyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikaları yeni baştan düzenleniyor diyemeyiz. Yanlışlar yapılmaya devam ediliyor. İşte çiftçimiz fırsatçılıkla suçlanıyor. Neyin kaça mal olduğu bilinmeden tek taraflı bir yüklenme var. Bir tribüne oynama durumu var. Tabii ki çiftçilik dışında olan, üretim dışında olan memurumuz, işçimiz elbette ki bazı şeyler ve bizler, ben de bir tüketiciyim aynı zamanda.
Tabii ki eti ucuz tüketelim, sütü ucuz tüketelim. Kim daha fazla para vermek ister? Ama bunun bir maliyetini bilmeden, kaça mal oluyor bilmeden, körü körüne de belli bir güruhu suçlamak ne insanlığa yakışır ne de Müslümanlığa yakışır. Bunların birbirimize düşman olmak yerine bir ortak paydada buluşmak ve özellikle de burada görev bizi yönetenlere düşüyor. Bir kilo et kaça mal oluyor? Gerçekçi bir şekilde halka anlatılıp, tabii ki çiftçi de belli bir yatırımı var, belli bir maliyeti var. Bu işi daha iyi yapabilmesi için belli bir kârı elde etmesi gerekiyor. Şimdi tüm bunları kıyaslayıp ona göre insanların fikir sahibi olması gerekiyor. Yalnızca bir güruha işte fırsatçı demek, işte burada bir konsorsiyum var demek, işte neyin kaça olduğunu, mal olduğunu bilmeden suçlamak bizi ayrıştırır diyor. Müsaade ederseniz burada yazılı tahtada bir kilo süt, bir kilo et kaça mal olur? Bunları tek tek anlatalım. İnsanların takdirine bırakalım yorum. Şimdi burada hemen arkadaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Evet. Tahtanın başında artık ben her zaman diyorum ya, lafın tamamı deliye söylenir. Biz lafın tamamını söylüyoruz. Lafın tamamını anlatalım. Tabii. Yazı tahtasında kalem bir kilogram sütün, etin maliyetleri nedir? Biz sizi kürsüye şey alalım yazı tahtasının önüne. Tabii. Sevgili seyirciler, tabii ki Kenan Özcan bu işin duayan bir ismi. Hem masanın bu tarafında hem de öbür tarafında olan birisi. Şimdi yazı tahtasında maliyetleri de bakacağız. Bakalım bir litre süt, bir litre bir kilogram et maliyetleri nedir? Kenan abi sendeyiz. Şimdi değerli izleyiciler, 3 farklı çiftlik için 1 kilo süt maliyetini hesap edeceğiz. Neden? Biliyorsunuz rasyonlar farklı olur. Rasyonlara farklı olmasından ötürü hayvan başına elde edilen süt litre olarak farklılık gösterir. Şimdi 3 tane ayrı çiftlik için hesaplama yapmaya çalışacağız. Rasyonlarda olmazsa olmaz silajdır. Bakın mesela bir çiftliğimiz 20 kilo silaj veriyor. Silajın şu anda kilogram fiyatı 0.24 TL. Saman veriyor. Saman veriyor. 1 kilo civarında saman veriliyor. Saman şu anda 0.40 TL. Şöyle, yani siyah kalem geldi abi. Siyah kalemi alalım. Ver abimiz. Teşekkürler. 0.40 TL. Yonca 5 kilo çarpı yoncanın şu anki fiyatı 0.85 TL ve kesif yem dediğimiz fabrika yemi veriliyor. Bunu da bu çiftliğimiz 13 kilo veriyor. Çarpı şu anda 1.74 TL'ye de bu çiftliğimiz şeyi alıyor. Şimdi baktığımız zaman, bunları çarptığımız zaman bakın 6 TL, herkes evinde de çarpabilir, silaj maliyeti. 4.25 TL, 4.25 TL yonca maliyeti. Şurası özür dilerim. O 0. 0. 0.40 TL saman maliyeti ve 22 TL'de kesif yem maliyeti. Topladığımız zaman buranın bize maliyeti 32.65 TL'dir. Şimdi bu yemi yiyen bir hayvan, biz bunu hayvan başına hesap ettik. Bir günde bu rasyonu yiyen hayvan 22 kilo veya 25 kilo süt üretiyor. Bunu böldüğümüz zaman hayvan başına 1.15 TL sadece yem maliyeti, yem maliyeti biniyor. Şimdi bu çiftliğin bir de giderlerine bakalım. Yani işletme giderleri var. İşte çoban çalıştırıyor, elektrik, mazot, su,
sahım için gerekli olan, o sahamın sisteminin bakımı için gerekli olan şeyler var. Bunun da aylık maliyeti, aylık maliyeti bu çiftlik için 35 bin lira civarı. Şimdi 35 bin lira gider var. Bu çiftlikte kaç hayvan var? Bu çiftlikte 120 baş hayvan var. Şimdi bunu böldüğümüz zaman bir 120 başa ve 1 kilo süte böldüğümüz zaman yaklaşık 0.50 TL iş maliyet biniyor. Ve bunu da topladığımız zaman bakın 1.65 TL bu çiftlik için süt maliyeti var. Şimdi tahtayı temizleyeceğim. Yani şimdi burada şu anda sütü 1.70 TL'ye 5 kuruş karla mı satıyor? 0.05 TL. Evet. Peki burada birliklere falan ödedikleri para var. Tabii ki bu ince hesapları daha yapmıyoruz. Şu anda zaten zarar ediyor. Ben başlıca girdileri yazdım. Yani diğer takdiri bakalım çiftçi fırsatçı mı? Süt üreticisi fırsatçı mı? Bunu görmek babından, işin vehametini anlamak babından söylüyorum. Şimdi diğer bir çiftliğimiz var. İsterseniz o şeyleri de silajla samanla mavi kalemle yazalım mı? Evet. Ekranda daha iyi gözüksün. Bunları da yazdık. Şimdi bakın bir diğer çiftliğimiz var. 22 kilo silaj veriyor. 0.28'den almış. Ondan sonra yonca 5 kilo veriyor. 0.85. Zaten bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Saman vermiş yaklaşık 2,5 kilo. Çarpı 0.42'den almış. Ondan sonra küspe var burada. Bunun da 6 kilo veriyor. Çarpı 0.20 TL. Ve kesif yem 12 kilo veriyor. Fakat bunun içinde bu çiftliğimizin kullandığı yem mesela 75 lirayla 85 lira arası yem torbası değişirken şu anda 105 lirayla 95 lira arasında bir yem kullanıyor bu çiftliğimiz. Bunu da kilosu 2.12 TL'ye geliyor. Şimdi bakıyoruz, bunları hesap ediyoruz. Silaj 6.27 TL. Saman 1 TL. Ondan sonra yoncamız 4.25 TL. Küspemiz 6 liradan 1.2 TL. Ve kesif yemimiz 25.44 TL. Topladığımız zaman bunu da 38.16 TL yem maliyeti oluyor. Evet. Fakat bu çiftliğimiz 33 litre süt alıyor bu rasyonla. Bakın. Biraz önceki 25 litre alıyordu. Bu 33 litre alıyor. Bunun da yem maliyeti, bunu da çevirdiğimiz zaman bu da 1.1 TL'ye geliyor. Bu çiftliğimizin de diğer işçilik giderleri, mesela yazmış elektrik 5.000, işçi maliyeti 10.000, sigorta 2 işçi 1.500, veteriner 2.500, ilaç 500, su 250, çiftlikteki kırık, çıkık, işte arıza 3.000, mazot 5.000. Bütün bunları yazdığı zaman buranın da 0.48 TL işçilik maliyeti var. 1.1'e eklediğimiz zaman bu da 1.58 TL oluyor. Burada bu işletmede kaç tane hayvan vardı? Bu işletmede de 62 tane sağmal var. Evet, 62 tane sağmal var. Şimdi bakın bizim çiftçimiz ancak 30 kilo süt alacak ki kâra geçecek. 30 kilonun altındaki her işletme şu anda zarar ediyor.
bu vakadır, gerçektir, bu araştırılabilir. Aynı bu yaptığım hesabı benim herkese açıktır, herkes yapabilir. Yani şu anda 1.7 TL değil, süt bugün şimdi eti Avrupa ile kıyaslıyor bazı politikaları doğru bulan insanlar. Diyorlar ki işte et Avrupa'da 6 euro. Peki ben de diyorum ki süt de Avrupa'da 0.38 sent. Evet. Çarpın 6.20 ile şu anda sütün olması gereken fiyat 2.356 TL. Yani Avrupa bizden şimdi, daha avantajlı. Şimdi işimize geldiği zaman eti kıyaslarken eti Avrupa'ya baz alıyoruz ama süt fiyatına gelince 0.38 senti 6 noktayla 2 ile çarpmak işimize gelmiyor bizim. Şu anda üreticinin, süt üreticinin kar edebilmesi için üstüne basa basa söylüyorum. 2.35 TL olması lazım bu sütün. Bu olmazsa ne olur? Yakında böyle dışarıdan ala ala bu sütü 5 TL'ye içeriz. Bu bir. Bakın Avrupa'da işletmeler sadece şu sütü kar amaçlı görürler. Hı hı. Adam buzağıyı orada 80 euroya satıyor bakın. Biz kaça alıyoruz onları? Biz bilmiyorum fiyat olarak da. Biz şu anda bakın mesela Avrupa'dan inek getirsek. Şu anda en ucuzlamış hali 2000 euro. O zaman bak, 13 bin lira. Tabii ki. Şimdi bizim çiftçimiz sütten zarar ettiği sürece hayvanını kesime götürüyor. Şu anda et kaç para Recep Bey? 24 liradan kesim veriyorlar değil mi? Şu anda onu 29 liraya çıkardılar. 28'den aldılar Avrupa'dan. Şu anda 24 TL'ydi. 27, 28, 29 değişiyor hala. Hı. Ama 29'dan bile yaptığını hesap ederseniz 29'la bir kilo hayvandan ne kadar et çıkar? 600 kilo bir hayvandan %50 randımanda 300 kilo et çıkar. Evet. Bunu çarptığımız zaman 3, 9, 27, 3, 2, 6, 8, 8.700 liraya hayvanını kestiriyor adam. Ama yeni alacağı hayvanı 2000 eurodan alacak, o da Holstein. Simmental 2500 euro. Şimdi 2000 eurodan aldığı hayvanı çarpın 6.2 ile ne oldu? 12.400. Şimdi bakar mısınız? 8.700'e ahırını boşaltacak, yerine koymak istese 12.400'den. Kim zarar etti? Hayır, burada üretici zarar ediyor ama 12.400'den şimdi bu olayı iki yönde okumak lazım. Evet. 8.700'den biz hayvanları kesime gönderiyoruz. O ucuz satılan marketlerde yarım kilo ya da bir kilo kıyma 30 lira civarında. Evet. Biz bu değişim yakalandıktan sonra 12.400'den aldığımızı kaça satacağız? Markette insanlar kaçta yiyecek? Esas i̇şte, problem o ya. İşte esas problem bu. Bu sütü bu seviyede tutarsak bu problem büyüyecek. Biz şu anda nöbetçilik yapıyoruz. Ette de böyle. Şimdi getiriyoruz, alıyoruz hayvanı, 240 gün besliyoruz, kestiriyoruz, yerine bir daha alıyoruz. Biz bu seleksiyon olayını ne yazık ki yapamıyoruz. Böyle yani politikalarımız yok. Gösterime evet. Girmeyen, vizyona girmeyen evet. Film evet. İleride olacak. Şu anda evet. Sayın Cumhurbaşkanı cari açık olsa bile bunu bu riske gireceğiz, eti ucuz tutacağız diyor. İşte o senaryo hayata geçtiği zaman eti kaçta yiyeceğiz? Mühim olan o. Şimdi bakın bu Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Konya'da da afişler var. Yerli üret, yerli tüket diyor. Bu şekilde giderse tarıma ve hayvancılığa Sayın Cumhurbaşkanım ben hor baktığını düşünüyorum. Bunu da açıkça dile getireyim. Çünkü tarım ve hayvancılık olmadan bizim sanayimiz olmaz. Hmm. Ben tarıma dayalı sanayimiz var. Biz bunu kabul edeceğiz. Tarıma dayalı sanayimiz olduğu için her şeyimiz tarıma dayalı. Çiftçi kazanırsa düğün yapar, çocuğuna ev alır, çeyizini düzer, altın ince alır, gelir benden makine alır. Benden makine aldıktan sonra benim de işlerim yolunda gider, ben de makine yatırımına giderim, fabrika yeri alırım. Biz bunu kabul edeceğiz. Tarım ve hayvancılık, gıda insanın olmazsa olmazıdır. Böyle hor bakıldığı sürece, böyle politikalar olduğu sürece biz gelecekte gıda savaşlarının olacağını da düşünürsek
hep dış güçler, dış güçler diye yakındığımız adamlardan buğday, arpa, süt, et dilenmek zorunda kalırız. Bunun da faturası herkes için ağır olur. Başkası ben burada anlasın. Var. Bir, bunun aynısını et içinde yapmak istiyorum Recep Bey. Hı hı. Şimdi bakın besi hayvanı ilk başta mesela 250 kilo gelir. Evet. Avrupa'dan gelir. 250 kilo gelir. Bu hayvana ilk başta silaj, biraz önceki gibi, işte saman ve kesif yem verilir. Bu hayvan 250 kilo ilk geldiğinde buna 3,5 kilo silaj, 2,5 kilo saman ve 4 kilo da kesif yem verilir. Fakat böyle geldiğimiz zaman bu araya, bu ilk bir aydan sonra artık verdiğiniz rasyona göre hayvan 1 kilo almaya başlar her gün. Oradaki rasyon da şudur. Bu silaj 2,5 kiloya düşer. Saman 2 kiloya düşer. Ama kesif yem 11 kiloya çıkar. Şimdi buradaki maliyetimiz, burada biraz önceki rakamlardan da şey yaparız. 0,6 TL tutarı, 0,80 TL tutarı ve besi yemi de 1,2 TL olduğunu düşünürsek 13,2 TL'dir ve 14,6 TL'ye biz bir hayvanı 1 kilo et alması için gerekli yemi veririz. 1 kilo et. Evet. Şimdi hayvanın canlı ağırlığı burada 550 kiloya veya 600 kiloya ulaşır. Hı hı. 600 kiloluk hayvanın yem maliyeti bu. Şimdi bu 600 kilo hayvanın 600 kilo et almayız yalnız. %50 randıman alınır, 300 kilo. Hı-hı. Yani bunu 2 ile çarpadığımız Hı-hı. zaman Hı-hı. 14,6 çarpı 2 dediğiniz zaman 29,2 TL'ye Hı-hı. bakın daha işçilik, mazot, şu bu yok. Şimdi ben soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na, bu hesaba göre sizin kalkıp da bu şekilde konuşma hakkınız var mı? Bu mal oluyor. Artı rakam ondan çok daha fazla işletme bu sadece giderleri, evet sadece yem maliyeti. Yem maliyeti. Evet. Sayın seyirciler, memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, sizin bakın daha sadece yem maliyeti, et, yediğimiz etin yem maliyeti. Daha işçilik yok. Şimdi bizim burada çiftçiyi fırsatçılıkla suçlamaya, çok kazanıyor demeye hakkımız var mı? Vicdanlarınıza sesleniyorum. Aklınıza sığınıyorum. Hal böyleyken biz çiftçiye, besiciye diyebilir miyiz sen çok kazanıyorsun? Diyemeyiz. Demememiz peki, lazım. Peki sorumlu mevkide bulunan insanların cari açık vermek pahasına sadece etin üstüne, sütün üstüne, buğdaya, şuna buna yoğunlaşması doğru mudur? Bir ki acaba şu hesabı yaptınız mı? Çevrenizdeki danışmanlarınızla. Bir sürü tabii bu işi biz yapıyoruz, sizin de vardır. Hal böyleyken gitmek istediğimiz yer neresidir? Peki Kenan abi şey de sorayım sana. Şimdi bu kaç hayvanlık bir işletme? Şu. Bu mu? Ben bir hayvan olarak hesapladım. Bir hayvandan değerlendirdik ama diğer şeylerde işte 60 ve 100. Bakın işçilik koymadık. Evet. O hayvan sayısını biz işçiliği koyarken hesap edeceğiz. İşçilik koymadığımız kaç baş hayvana o işçiliği verdiğimiz yani. Ama daha gerek yok ki 29,2 yani TL. Büyük işletmelerde işte 1000 büyükbaşı olan evet. o 5 tane 6 tane evet. Kimilerine göre et lobisi dediğimiz evet. insanların maliyeti. Çünkü burada mesela silajı, samanı sezondan önce alan, biriktiren, stok yapan peşin para alanlarda da bu maliyet 29,2 midir? Onlarda 24'e 25'e düşer mi? Asla düşmez. Bu 28 TL'ye anca düşer. Yani o şekilde alınırsa tabii, bile 28 TL. Tabii 28 TL'ye düşer. Evet. Başka şey yoksa o taraf devam edelim. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda bazı şeyleri biz gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın her tarım ürününde ve hayvancılıkta devamlı geriye gidiyoruz. Bazı rakamlar vereyim müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi devamlı işte 2002'den öncesi, bu hükümetten öncesi şöyleydi, sonrası böyleydi. Ben rakam veriyorum. Herkes araştırabilir. Bunlar TÜİK'te var. 2002 yılında 9 milyon 300 bin hektar alanda buğday ekiyorduk.
Şu anda 7,5 milyon hektar alana düştük. 1 milyon 800 bin hektar alanda artık buğday üretimi yapamıyoruz ve buğday ithal ediyoruz. Var mıdır yalan? Yok. 1 milyon hektar alanda artık arpa ekmiyoruz ve dışarıdan yem materyali ithal ediyoruz. 2002 yılında 20 milyon ton pancar üretimimiz varken 65 milyon nüfusta, şu anda 81 milyon nüfusumuz var. Şu anda 14 milyon ton pancara düşmüşüz. Aradaki şeker ihtiyacını yapay tatlandırıcıyla, zehirle, sizin de pek çok kez değindiğiniz nebeşeyle arayı kapatmaya çalışmışız. Bunları da dolarla almışız. Tütünde 405 bin aile tütünden ekmek yerken %60 oranında düşmüş. Pamukta 7 milyon 200 bin hektar alanda pamuk üretimi yapılırken 4.8 milyon hektar alana düşmüşüz. Bütün endüstriyel bitkilerde, bütün tarımın hayati bitkilerinde ve ürünlerde biz geriye gidiyoruz mütemadiyen. 113 kilo fındık alırken 2002 yılında şu anda 66 kilo fındık alıyoruz. Zeytinde durum böyle. Çay da zaten malum. Geçenlerde konuk ettiğiniz Sayın Milletvekili, MHP Milletvekili vardı. Fındıkla ilgili mücadelesini işte gördük. Şimdi hal böyleyken ben tavuk da böyle. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ben çok rahatlıkla, hiç vicdanım sızlamadan Sayın Hükümetimizin tarım ve hayvancılıkta, hayvancılığa çok fazla hor baktığını düşünüyorum. Ama aldanıyorlar. Çünkü bizim başka bir yapabileceğimiz bir şey yok. Sanayimiz de tarıma dayalı, bu gerçeği görmemiz lazım. Bizim çok üstün teknoloji üretimimiz yok. Katma değerli üretim sağlayacağımız ürünler yok. Bakın, biz en fazla Uruguay'dan hayvan alıyoruz. Uruguay'ın Cumhurbaşkanı var, Jose Mojica. Cumhurbaşkanı seçiliyor ama Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Tarım Bakanlığı yapıyor. Ülkesindeki öyle bir başarı sağlıyor ki, ülkesindeki ve emperyalizmin pençesinde bir ülke, Amerika'nın gölgesinde Uruguay, Güney Amerika'da %90 oranında tarım alanlarını arttırıyor. Nüfusu 3,5 milyon, nüfusunun 13 katı hayvan sayısı arttırıyor. Yani içinde sığır, domuz, işte keçi, koyun, kümes hayvanı tam 45 milyona ulaştırıyor. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, bütün bunlar da dünya ithalatında 3. sırada. Buradan aldığı gelirler de balıkçılığına yatırım yapmış. Bütün dünyaya neredeyse balık ihraç ediyor. Ve burada öyle bir benimsemiş ki ülkesindeki istihdam 5 yılda çok yüksek seviyelere çıkmış. Ve müthiş bir katma değer sağlamış. İhracatı müthiş olmuş, işsizliğin de çaresini bulmuş. Tamamen bir tarım ülkesi olmuş. Bizim onlara göre çok daha elverişli şeylerimiz vardı, donelerimiz vardı. Biz 4 mevsimi yaşıyoruz, iklimimiz müsait. Biz bir tarafımız kışken bir taraf yaz olur. Bütün bunları biz ne yazık ki değerlendiremedik. Hayvancılıkta Avrupa'da işte et şu fiyat. Avrupa'da olur tabii. Avrupa'nın iklimi bir kere yağışlı bir iklim. Meralarını har vurup harman savurmamışlar. Bizim bakın, biz 2B yapacağız diye, meraları imara açacağız diye, ne bileyim vahşi şekilde otlatarak biz ne meralarımızın değerini bilmişiz. Bu şekilde de ucuz et üretimi sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. Peki ben de diyorum ki istediği kadar pahalı olsun. Biz Allah korusun, şimdi dış güçler diyoruz. Bunlarla herhangi bir savaşa tutuştuğumuz zaman biz sizle savaşıyoruz ama gelin şu savaşa ara verelim de bize et verir misiniz mi diyeceğiz. Bize buğday verir misiniz mi diyeceğiz. Bakın o yöne doğru gidiyoruz. Bakın şu anda sırf Konya için söyleyeyim, buğday ekilmiyor. Ekilmedi. Arpaya biraz eğilim var ama yeterli seviyede değil. Bakın geçen sene insanlar buğdayları 1 lira civarı sattı. 1.10, 1.20 bekletenler belki 1.30'a kadar çıktı. Ama şu anda tohum 2 lira, gübre 3 lira. Niye eksin insanlar?
Bunun bir mantığını kurmak lazım. Vicdanlı olmak lazım. Bir politikayı belirlerken işte savaş açar gibi işte cari açığı daha fazla üst seviyeye çıkarmak pahasına, et fiyatını düşürmek pahasına et ithalatı yapacağım derseniz bu üreticinin size güveni kalmaz. Peki Kenan abi şimdi bu arada bir anket yapmıştım ben 3-4 gün önce onu da paylaşayım. Sayın hala Tarım Bakanlığı görevine devam eden Sayın Bekir Pakdemirli bir açıklama yaptı. Dedi ki ülkemizde 2002'den bu tarafa refah seviyemiz çok arttı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu olayın arkasına gizlendi. Kişi başı 15 kilo et tüketiyoruz dedi. Ben de bir anket yaptım. Dedim ki Sayın Bakan yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Bu anketin sonucunu açıklayayım. Ankete katılanların %8'i Sayın Bakan doğru söylüyor dedi. %8'i. Diğer geriye kalan %92 de Tarım Bakanı yalan söylüyor dedi. Şimdi bu bir realite. 15 kilo demek 4 kişilik bir ailede 60 kiloya tekabül eder. Ha bunun hesaplamasında şunu yapıyorlar. İşte bizim milli gelirimiz de 10 bin dolar deniyor. Ama Türkiye'nin belki de 4'te 2'si 10 bin dolar hiçbir zaman göremiyor. Yani Sagıp Sabancı'nın şirketlerinin, rahmetli Sabancı'nın şirketlerinin kazandığı para da benim gelirhaneme yazılıyor. Koç'un kazandığı da benim gelirhaneme yazılıyor. Bu et olayında da böyle. Et olayında sanayide kullanılan işte zenginlerin yediği etlerde ben yemiş gibi işlem görüyor. Bunu bildikleri halde bakan bu açıklamayı yapıyor. Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapıyor. Refah seviyemiz arttıysa besicinin refah seviyesi niye artmadı ki? Daha çok hayvan beslemedi. Çiftçinin refah seviyesi arttı da neden inmiyor, daha fazla üretmiyor? Eğer gelir seviyesi arttıysa yatırım yapacak. Tabii ki. Sizin 2002'de şirketiniz var mıydı bilmiyorum ama 2002'deki bir şirketi olan insan şu anda refah seviyesi arttıysa 3 katına 4 katına çıkmış olması lazım. Aynen. Ya bu tezatı bizim vatandaşımız çok mu saf veya çok mu saf görülüyor? Öyle görülüyor. Et fiyatlarındaki artışın et fiyatlarını böyle tutamayacaklar. Et fiyatlarındaki artışı da refah seviyesinin artmasına bağlıyorlar. Ve ithalatla ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle sesleniyorum. 2010 yılından beri mütemadiyen seri şekilde et ithalatı yapıyoruz. Et fiyatı düşüyor mu? Düşmüyor. Peki ben de diyorum ki kendisine sesleniyorum. Girdilerimiz var. İşte biraz önce yazdık. Mazotu düşüreyim demiyorsunuz. Yem katkılarını düşüreyim demiyorsunuz. Ne bileyim elektriğe, suya siz zam yaparken fırsatçı olmuyorsunuz. Ama buz gelen zammı ürünün üstüne koyduğu zaman çiftçi niye öyle oluyor? Ve sadece çiftçi de oluyor bu. Ve bakın Recep Bey şimdi şöyle bir done kuralım. Hep bize Avrupa'daki et fiyatı gözümüzün önüne sürülüyor. Avrupa'da kişi başı et üretimi 80 kilo. Avrupa'da 120 kilo. Orada et fiyatı niye artmıyor? Çünkü Refah seviyesi varsa şimdi 15 nerede? 80 nerede? 5 katı var arada. O zaman o adamlar bizden refah seviyesi demek ki 5 kat fazla. Onlar 5 kat fazla et tükettiği halde et fiyatı niye yükselmiyor? onlar domuz yiyorlar. Biz de domuz Bakın ihraç ediyoruz. %40'ı domuz yiyor. Gerisi 100, ondan sonra %30 da dana eti geliyor. Geri kalanlar paylaşılıyor. Amerika'da %52'si domuz yiyor. Geri kalanı %31 ile bunların da istatistiği var. Bunları da gözden geçiriyoruz. Yani yine dana eti ikinci sırada. Ama bakın 30 mesela diyelim 120 kilonun %50'si ne yapar? 60 kilo. Geri kaldı 60 kilonun o 120'nin de %30'u ne yapar? 36 kilo da dana eti. 15-36. Bizde 15 onlar yine bizim iki katımız. Et fiyatı orada niye artmıyor? Bunu reklamdan sonra konuşalım mı? Evet. Evet sevgili seyirciler. Sevgili Kenan Özcan'ın hesabına göre süt üreticisi para kazanmıyor. 33 kilo veya 30 kilonun üzerinde eğer süt üretimi alabiliyorlarsa para kazanma
şansı biraz doğuyor. Ette tamamen sıkıntı var. Kırmızı et üreticileri de bunları feryat ediyorlar. Onların da 29.2 TL sadece yem materyali üzerinden gidecek olursak maliyetleri var. Buna işletme giderleri yok. 29'a ürettikleri eti 24 liraya 25 liraya ki bu rakamlarla 32-33 lirayı da geçiyordur muhtemelen maliyetleri, işletme maliyetlerini koyduğumuzda. Diyorlar ki siz çok para harcayın, hiç para kazanmayın, yerli ve milli üretim yapın. Nasıl olacak? Reklamlardan sonra göreceğiz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek.